Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, videomuza geçmeden önce beğeni ve yorumlarınız algoritmamız açısından oldukça önemli. Eksik etmediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Konu başlıklarımıza geçmeden de bugün Kurban Bayramı'nın 3. günü. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim kesmiş olduğumuz tüm kurbanlarımızı kabul etsin. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öptüğümü belirterekten bugünkü ilk konu başlığımızda kıymetli dostlar, Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğu bir ilke uzanacağız. Türk savunma sanayisinin gerçekleştirmiş olduğu bir ilkten bahsedeceğim. Konu belirlenen bayram şekeri bugünkü ilk konu başlığımız olsun o zaman. Dünya havacılık tarihinde ilk defa bir insansız hava aracına elektronik harp kabiliyeti kazandırdık. Bayram şekeri tadındaki haberimiz neymiş, hep birlikte öğrenelim. İnsansız hava aracı teknolojisinde dünyanın en önemli projelerini geliştiren Türk savunma sanayisi teknolojik gelişimini sürdürüyor. Özellikle yaptıkları işlerle büyük nam salan Akıncı SİHA üzerinde dünya havacılık tarihine geçecek yeni bir silah yerleştiriliyor. Gelişmeyi ise Aselsan paylaştı. Baykar tarafından hayata geçirilen silahlı insansız hava aracı Akıncı üzerinde yer alacak gelişmiş elektronik harp sistemi için geri sayım başladı. Konuyla ilgili resmi açıklama Aselsan resmi X hesabı üzerinden paylaşıldı. Heyecan yaratan paylaşımda elektronik harp dünyada bir ilk, Bayraktar Akıncı insan hava aracına entegre şekilde uzaktan radar ve haberleşme karıştırma sistemi ASOJ 234U sahada oyun değiştirmeye geliyor. Radar elektronik destek taarruz, haberleşme elektronik destek taarruz, Baykar ve Aselsan işbirliğinde diye sosyal medya paylaşımı bitirilmişti. Abo ki ne abo, işte buna bayram şekeri gerçekten de denir. Kıymetli dostlar, kısaca şöyle özetleyeyim. Artık silahlı insan hava araçlarımız teröristlerin üzerine sadece bomba yağdırmayacak. Bundan sonraki süreçte artık insan hava araçlarımız aynı hani karada bizim bir koral sistemimiz vardı ya, efsane elektronik harp. Artık bundan sonraki süreçte insan hava araçlarımız da aynı karadaki koral sistemleri gibi elektronik karıştırma yapabilecek. Dünyada bu işin hiçbir yerde örneği benzeri bulunmamakta. Zaten bu işin bir başka tarafı, hemen mesela bazı teknik detaylara da ulaştım. Şimdi kıymetli dostlar, bileceğiniz üzere bizim bir Hava Soj projemiz vardı. Hava Soj projesini bilmeyenler için Bombardiyon Global uçaklarına elektronik harp yeteneğini kazandırıyorduk. Bu uçaklar 12 saat havada kalıyordu. Bildiğimiz insanlı pilotlu uçaklardı bunlar kıymetli dostlar. 12 saat havada kalıyordu Bombardiyon uçakları, ama şimdi yakıt maliyetini mi sizlere anlatayım veyahut da içerisindeki personelin hayati tehlikesi mi? Mesela mevzuya bir de buradan baktığımızda Akıncı yaklaşık 18 saat hiçbir şekilde yere inmeden elektronik harp yeteneğini gerçekleştirebilecek yukarıdan. Devamında ise hiçbir şekilde pilotlarımızın, teknik personellerimizin hayati tehlikesi bulunmayacak. Çünkü Akıncı'da bir tane insan yok. Akabinde ise 2026 yılında bu projenin hayata geçirilmesi planlanmaktaymış. Kısacası kıymetli dostlar, mevzuya nereden bakarsanız bakın çok karlı bir işe imza atmış olduk. Akıncı'yı belki de bir koyacağız sabahtan, gecenin 3'ünde 5'inde tekrardan üstüne dönecek, yakıtını alacak, tekrardan çıkacak. Şu olayın güzelliğine bakar mısınız? Kısacası elektronik harp yeteneğimiz çok önemli bir müjdeyle bayramın 3. gününde bizlere duyuruldu. Bayram şekeri değildir de nedir bu haber diyorum ve hemen akabinde ikinci konu başlığımıza geldiğimizde, geçtiğimiz videolarımızda sizlere bahsetmiştim. İran'ın YPG PKK'ya vermiş olduğu desteği anlatmıştım. Kıymetli dostlar, bu konuda yeni gelişmeler mevcut. İran'ın YPG PKK'ya vermiş olduğu destek hız kesmeden devam ediyor. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. İran'ın terör örgütü YPG PKK'ya vermiş olduğu desteklere yenileri eklendi. İran İstihbarat Birimi ve Haçlı Şabi'de görevli bir grup, Irak ve Suriye'de PKK'lı teröristlere istihbarat, insan hava aracı kullanımı ve SİHA düşürme eğitimi veriyor. PKK'nın silah, mühimmat ve militan sevkiyatını da yine İranlılar organize
organize ediyor. Son silah sevkiyatı mesela Sincan, Süleymaniye, Kandil'e yapılmış. Zagos, Avaşin, Basyan ve Zapa'da İran'dan 50 adet terörist gönderilmiş. PKK-YPG 11 Haziran'da Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde yarım düzineden fazla Şahit 136 kamikaze insan sava aracı ile keşif uçuşu da yapmış. Bölgede karşı tedbir sistemlerinin aktif olması nedeniyle Şahit 136'lar daha fazla menzil kat etmeden geri dönmüş. İçimden de dedim, ulan dedim, biz bunların cumhurbaşkanını bularak dedim, bunların gündemini değiştirerek dedim, gerçekten de büyük bir hata yaptık dedim içimden. Biz dedim bunların cumhurbaşkanını bulmasaydık dedim, bunlar hala işte Haziran 18 olmuş bugün, hala cumhurbaşkanlığını belki de arıyorlardı. Çünkü bunlarda bir yeterli teknik bilgi, teknik deneyim hiçbir şekilde yoktu cumhurbaşkanlığını bulacak. Bu konuda zaten hemfikiriz. Keşke dedim bunların gündemini değiştirmeseydik de kendilerini böyle çakallığa vermeselerdi. Yaklaşık son 2 haftadır İran ve PKK arasında çok sıkı bir ilişki var. Evet, bu çakallık sizleri şaşırtmadı. Önceden de destek veriyorlardı ama şu son 2 haftadır gerçekten de bunlar iyice azıttılar. Hemen devamında ise şimdi biz ne yapabiliriz Türkiye olarak? Bir beyin fırtınası gerçekleştirdim. Hazırsanız beyin fırtınasını beraber gerçekleştirelim. Dedik ya hani İranlılar Şahit 136 kamikaze SİHA'larını PKK'lılara veriyor. Onlara eğitim dahi veriyor dedik. Kıymetli dostlar, Şahit 136 SİHA'larına şöyle son dönemde bir baktığımızda İranlıların, belki de sosyal medyadan bahsediyorum, İranlıların en çok güvenmiş olduğu silahlarından bir tanesi. Hatta Ukrayna savaş sahasında da Ruslara Şahit 136'ları vermişlerdi ve Ruslar Şahit 136'ları Ukrayna mevzilerine karşı kullanmıştı. Hazırsanız soruyorum. İran'ın YPG PKK'ya vermiş olduğu Şahit 136 silahlı insan sava araçları sizce Amerika Birleşik Devletleri'nin eline geçmiyor mudur? Amerika Birleşik Devletleri zaten YPG PKK'nın bölgedeki baş destekçisi değil mi? Verilmedik silah, göndermedik tır koymadı. Parantezi kapattım. İranlılara göre hani çok kritik bir role sahip ya Şahit 136. Hiçbir şekilde ABD'lilere bu teknolojinin geçmesini istemezlerdi ya. Zaten YPG PKK'ya bu teknolojiyi vererekten Amerika Birleşik Devletleri'nin eline geçmesini kabul etmiş oluyor İran. Ben mi yanlış düşünüyorum? Değil mi? Benim beyin fırtınamda böyle bir sonuca varılmakta. Yani adamlar söz konusu Türkiye olunca İran'ın teknolojisi mi? Gizemli sözde kendilerince bir teknoloji mi varmış? Önemli değil abi. Yeter ki Türklere karşı kullanılsın bu teknoloji. Bu kafaya dahi erişebiliyorlar. Son olarak şuna geleceğim. Biz Türkiye olarak nasıl bir yol haritası izleyebiliriz? İlla ki Dışişleri Bakanlığımızdaki müsteşarlar, görevli yetkililer bu konuyu görüşmüştür ama mesela geçtiğimiz haftalarda Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, Rus lider Vladimir Putin'le baş başa görüştü. Görüşme esnasında zaten bu konular ele alındı ama mesela Türkiye şöyle bir yol izleyebilir. Kıymetli dostlar, biz bundan sonraki süreçte İran'ın YPG vermiş olduğu destek sürecinde bizzat muhatap olarak İran almayacağız. Rusya'yı alacağız. Türk yetkililer gidecek Ruslara, diyecek ki abi işte İran gidiyor YPG PKK'ya veriyor silahları, daha sonra sen YPG PKK'lılar zaten Amerika Birleşik Devletleri onların elinden çok kolay bir şekilde alır. Yani İranlıların o Şahit 136 teknolojisi veya türlü türlü başka teknolojiler Amerika Birleşik Devletleri'nin eline geçer. ABD'nin eline geçen bu teknoloji ise Ukrayna-Rusya savaş sahasında size karşı kullanılır. Yani İran'ın YPG PKK'ya vermiş olduğu her destek, bir tane mühimmat dahi Ukrayna-Rusya savaş sahasında Rusya karşı kullanılır. YPG PKK'ya İran'ın vermiş olduğu her destek bir tane Rus askerinin ölümüne dahi yol açabilir. Yani en azından bu hipotezi Ruslara iletirsek, yani bu mevzuda bence ilerleme kaydedeceğimizi ben düşünmekteyim. Benim beyin fırtınamda böyle bir sonuca ulaştım. Tabii ki de konuya dair yorumlarınızı görüş olarak aşağıda belirtebilirsiniz. Beraber diyalogdan da hiçbir şekilde çekinmem diyorum ve akabinde bugünkü 3. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel yorumladım. Detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde hani sizlere Rusya-Ukrayna savaşı falan filan dedim ya, hazır bu konu açılmışken mesela Rusya'nın ilginç bir ödülüne gideceğiz. Bileceğiniz üzere son günlerde artık F-16 hava uçaklarının Ukrayna'ya verilmesi
gündemde. Ruslar da bu konuya şöyle bir önlem aldı. Rusya, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne bağışlanan F-16 hava uçaklarını Rusya topraklarına uçuran veya kaçan Ukraynalı pilotlara 1 milyon ABD doları nakit ödeyecek ve Rus vatandaşlığı verecekmiş. Hemen devamında ise hep birlikte bir Ahmet Akyol, Aselsan Genel Müdürümüzün açıklamasına gidelim mi? Ahmet Akyol, Murat AESA radarına ilişkin konuştu. Dedi ki, Murat AESA radarına insansız hava araçları ve F-16'lar üzerinde yapılan uçuş testleri olağanüstü sonuçlar verdi ve radarın seri üretim için hazırlıklar devam ediyor. Murat 100A'nın geliştirilmesindeki en büyük zorluklardan biri radarı F-16 ve Akıncı'nın burun konisine sığdırmaktı. Bu zorlukların üstesinden gelmek için RF ve dijital tasarım, test ve doğrulama süreçlerinin yanı sıra kapsamlı termal ve mekanik tasarım çalışmaları yürütüldü diye Defense News'e bir mülakat vermişti. Yani Murat AESA radarında zoru başardık demiş kısacası Ahmet Akyol. Selçuk Bayraktar tabii ki de Baykar çalışanlarının bayramını kutladı. Bugün de mesela Deniz Kuvvetlerimizi TCG Kınalı adaya çıkmıştı. Onlarınkini kutladı. Selçuk Bayraktar Baykar tesislerinde bayramdan sonra çok yoğun bir çalışmanın olacağını sanki belirterekten iyi dinlenin, sonra da heyecanla Kızılelma'ya uçuracağız. Bayraktar T5'te inşallah gemiden denemelere başlayacak diye bir açıklaması olmuştu. Yani kıymetli dostlar, Selçuk Bayraktar bayramdan sonra çok önemli müjdeleri bizlere verebilir. Her an hazırlıkta olalım. Bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. Bugün saat 7'de de milli maçımız var. Gürcistan'la Euro 2024 kapsamında millilerimize de başarı dileklerimi buradan iletmiş olayım. Zaten büyük ihtimalle bu videoyu ya maçtan sonra izlersiniz veyahut da maçtan önce, maç esnasında pek izleneceğini de düşünmüyorum. Yeridir. Ben olsam ben de izlemem çünkü ben de ekran başında olacağım. Ne diyelim? Bol şanslar, millilerimize başarılar diliyorum ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.